Merhaba arkadaşlar ben Ali Hüca. Bugün sizlerle beraber fenomen fasikülleri inceleyeceğiz. Buna benzer bir fasikül nerede vardı arkadaşlar? Muba yayınları çıkarmıştı daha önce hatırlarsanız. O da güzel bir fasikül ama fenomen bence bu yayınla beraber bir tık daha üste çıkmış arkadaşlar. Neden öyle dediğimi anlatacağım. Ama önce fasiküllere bakalım. Şimdi 6 tane fasikülü nasıl ayırmışlar? Birinci fasikülde çarpanlar ve katlar var. i̇kinci fasikülde üstü ifadeler verilmiş. Üçüncü fasikülde kareköklü ifadelerle veri analizini. Dördüncü fasikülde olasılık ve cebirsel ifadeler. Beşincisinde doğrusal denklemler ve eşsizlikler. Son olarak altıncı foskülde de üçgenler, dönüşüm geometrisi ve geometrik cisimleri almışlar. Aslında şu son foskül belki hani ikiye de bölünse yeridir arkadaşlar. Peki birinci foskülden başlamak üzere çarpanlar katlardan başlamak üzere inceleyelim. Diğerlerine bakmayacağız arkadaşlar. Sadece çarpanlar katlar üzerinden neden güzel bir kaynak dediğimi anlatacağım sizlere. Şimdi bakın çarpanlar katlara bakalım şimdi. Konuyu anlatırken öncelikle tanımını veriyor tanımdan sonra o tanımla ilgili örnekler veriyor bakın. Çözümlü örnekler var. Daha doğrusu hani sadece örnek olarak vermiş etkinlik şeklinde. Etkinliği sevmediğinizi biliyorum. Zaten kitabın en zayıf noktası burası arkadaşlar. Yani bunların çözümleri yok. Muhakkak yanınızda birisi olması gerekiyor veya birebir derslerde veya okulda hani etkinlik gibi kullanılabilir. Ama bütün bilgileri vermişler arkadaşlar. Yani LGS'ye hazırlanan bir öğrenci hangi bilgileri alması gerekiyorsa çarpanlar katlarla ilgili veya diğer konularla ilgili hepsini detaylı bir şekilde vermişler. Eksiği yok arkadaşlar, fazlası var diyebilirim. Peki devam edelim. Şimdi konuyu anlatmaya devam ediyor arkadaşlar. Bakın unutmalar, bilgilerle konuyu pekiştirmeye devam ediyor. Mesela her kare bir dikdörtgendir. Bütün pozitif doğal sayıların en küçük pozitif çarpanı bir. en büyük pozitif çarpanı ise kendisidir. Hani burada böyle ekstra bilgiler veriyor. Bunu vermese de olur aslında konu anlatım içerisinde ama daha sonraki sorular içerisinde geçtiği için de bu detay bilgileri de veriyor arkadaşlar. İşte mükemmel sayıya varıncaya kadar bakın hepsini tek tek anlatmış. Bakın diğer bölüme geçmeden o konuyla ilgili bir kere bir tane test veriyor. Eksik bulduğum yer burasıydı zaten arkadaşlar. Hani kazanım testleri içerisindeki bu basit bazı soruların çözümleriyle ilgili olan çözüm videoları Yok arkadaşlar. İlerideki bazı fasiküllerde var. Mesela atıyorum köklerle ilgili testlerde vermişler. Ama çarpanlar ve katları şu an için daha yüklememişler. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki günlerde onları da yükleyeceklerdir. Hangi testlerinkini vermişler arkadaşlar? İleride yatay sorular dediğimiz bizim beceri temelli ya da yeni nesil LGS soru tarzı dediğimiz soruların çözümlerini vermişler arkadaşlar. Şimdi bakın burayı inceledi. Şimdi bir sayının çarpanları ve bölenleri nelerdir? Bunları anlattı. Bunlarla ilgili bütün örnekleri verdi. Arkasına arkadaşlar bakın bunlarla ilgili yatay sorular dediğimiz, beceri temel dediğimiz soruları, LGS tarzı soruları verdi. Sonra dikkat ederseniz asal sayıya daha yeni geçiyor. Yani konuyu pekiştirmek için gerçekten detaylı bir şekilde inceleme yapılmış. Bakın devamında asal sayılar da öyle. Şimdi asal sayıları verdikten sonra sadece asal sayılarla ilgili testler var. Onlardan sonra yeni nesil sorular var. Sonra asal çarpanlarına ayırmayı veriyor. Yani bir öğrencinin, LGS'ye hazırlanan bir öğrencinin detaylı bilmesi gereken ne varsa konuda ne varsa hepsini veriyor Hatta şunu emin olabilirsiniz fazlasını veriyor yani bazı detay bilgiler var e, kitabı alır veya kullanırsanız fasikülleri göreceksiniz fazlasını veriyor arkadaşlar Bir de son bölümde arkadaşlar mesela neler verilmiş şimdi kitabın içerisinde bakın e, etkinlikler var konu özetleri var anahtar bilgi notları var Aşamalı böyle test soruları. Geometri tabanlı sorular var. Zaten fenomenin hatırlarsanız geometri tabanlı bir soru bankası vardı. Bir de LGS'de çıkmış sorular diye bir bölüm almış. Hatta fenomenin eski fasküllerinde ben geçen seneki baskılarında şunu da gördüm. En son bölümlerinde bazılarında denemeler de var arkadaşlar. Yani bazılarında deneme koymuşlar bazılarında koymamışlar mesela. E, yeni baskılarında koymamışlar. İşin ilginç tarafı yeni baskılarında denemelerini görmedim. Ama en sonda da arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu konuyla ilgili gelmiş, LGS'de çıkmış soruları vermişler. Bu da önemli arkadaşlar. Çünkü çıkmış soruları yapamıyorsanız o konuya tekrar geri dönüp bir daha bakmanız gerekir. Hatta 6. Foskülde bakın 3 tane deneme demiş. E şöyle en sonda o konuyla ilgili denemeler koyuyor bakın. Bu herhalde baskısıyla ilgili bir şey anladığım kadarıyla. Bazı kitapların baskısında yer almış, bazılarında yer almamış. Eğer kaynaklarla ilgili sorularınız olursa yine yorumlar bölümünden atabilirsiniz arkadaşlar. Sınava girecek olan bütün arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.